mühendisliğin günlük hayatımızdaki yeri nedir? Mühendisliğin günlük hayatımızdaki yeri gitgide değişiyor ve kayıyor. Müsaade ederseniz ben biraz derinden almayı seviyorum. Tabii ki. Mühendislikleri ben şu şekilde sınıflandırmayı seviyorum. Kökte 4 tane mühendislik var. Bunlar neredeyse insanoğlunun alet, edevat, barınma ihtiyacı ile birlikte ortaya çıkmış şeyler. Barınma deyince inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, alet, edevatla alakalı. Kimya mühendisliği, olayların doğasını, maddeleri anlamaya çalışan alan ve elektrik mühendisliği 100-150 sene kadar önce ortaya çıkmış. Günümüzde de en çok kullanılan şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla baktığınızda yüzlerce yıldır, belki de binlerce yıldır mühendislik zaten hayatımızı bir şekilde etkiliyor, şekillendiriyor. Ama günümüze atladığınızda bunların türevleri daha ön plana çıkıyor dönem dönem. Örneğin geçirdiğimiz bir Covid dönemine baktığınızda ilaç teknolojileriyle, sağlık bilimleriyle alakalı kimyanın türevleri olan, daha çok sağlık bilimleriyle bir araya gelen genetik biyomühendislik ön plana çıkıyor. Veyahut yine sağlık sektörüne hizmet eden biyomedikal mühendisliğe elektronikten türemiş bir dal olarak o ön plana çıkabiliyor. Veyahut da daha geniş ve toplumsal üretim, kitle üretimlerine döndüğünüzde gıda mühendisliği yine kimyadan dallanmış bir dal olarak ortaya çıkabiliyor. Bilgisayar mühendisliği, hele hele son günlerde bu artificial intelligence, yapay zeka meselelerinden dolayı elektronikten türemiş bir dal olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani mühendislik böyle katı, tanımlanmış, tanımı bitmiş bir şey değil. İhtiyaca binaen yapraklar veren, büyüyen, çiçek açan bir meslek grubu olarak ortaya çıkıyor. O yüzden de yani bugünün tabiriyle şu meslekler var, bu mühendislikler var demektense şöyle bir tanım yapmak bence daha doğru. İnsanların reel, güncel ihtiyaçlarına cevap veren her meslek grubunun içerisinde bir mühendislik alanı mutlaka bulunuyor. Evet, siz gelişimden bahsettiniz, tabii farklı dallarından bahsettiniz. Şimdi günümüzde dediğiniz gibi değişen teknolojilerle yeni mühendislik dalları da ortaya çıkıyor. Peki sizce bu öğrenciler için ne ifade etmeli? Bu öğrenciler için çok zor bir durum gibi gözüküyor ama ben kolaylaştırmayı seviyorum. Bu çok değişik mühendislik dallarının türemesi, acaba ben mezun olduğumda 4 sene sonra acaba girdiğim dal o zaman güncel olmayacak mı endişesini de birlikte getiriyor. Üniversite demek illa bir meslek grubundan bir kalıp çıkartmak demek değil. Mühendisliğe giren öğrencinin, bizim beklentimiz matematik ve mümkünse fizik konularında, ama mutlaka matematik konusunda belirli bir altyapısının olması. O altyapıyı biz alıp hiç kimsenin daha önceden karşılaşmadığı bir problemle karşılaştığında hangi alet edevat, hangi yetenek havuzlarıyla bir yere getirebileceğini üniversitede kazandırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kararsızım diyen öğrencilere bile benim dediğim şey şu, biraz matematiğine güveniyorsan eğer, mühendisliğe girdiğin takdirde 5 sene değil 25 sene sonra karşına çıkan yeni problemlere karşı çözüm üretebilecek bir anlayış biçimini, bir çalışma biçimini biz fakültede kazandırmaya çalışıyoruz. O yüzden biraz korkutucu geliyor teknolojinin ilerleme hızı. Ama doğru şekilde yaklaşıldığı zaman da değil 5 yıl, 25 yıl, 35 yıl sonra bile sektörde hakim olacağınız bir noktaya sizi taşır diye düşünüyorum. Evet, biz sağlık alanları için genelde bunu konuşuyoruz. Her zaman ihtiyaç duyulacak meslekler. Evet. İnsanlar var olduğu sürece sağlık alanı mutlaka ihtiyaç olacak. Mühendislik için de bunu söyleyebiliyor musunuz? Aynı şekilde. Yani şu stüdyoda etrafımıza baktığınızda mühendis eli değmemiş ne görüyorsunuz diye sorsam. Tek bir şey çıkmayacağına yoktur. Eminim. Elbette. Onu bırakın yani üstümüze giydiğimiz kıyafetlerden, yediklerimizden, şurada kullandığımız cam malzemeden bile mühendislerin yapıları sorumlu. Bir kısmı da görünmüyor bunların. Örneğin nanoteknoloji ve malzeme biliminin eriştiği noktalarda hafif, mukavemeti yüksek, vücutta kullanılıyorsa toksik olmayan değişik ajanlar, maddeler üretilmesi de bunun bir parçası. Yeni elektronik teknolojilerin bize getirdiği kablosuz haberleşmeydi vesaireydi. Bunlar da bunun bir parçası. Yani benim kanaatimce insanlık olduğu sürece, insanlığın da problemleri olduğu sürece mutlaka o problemleri çözecek mühendisler revaçta olacaklardır diye düşünüyorum. İnsanların yeni ihtiyaçları çıktıkça, yeni problemleri çıktıkça elbette evet. Belki yeni mühendislik dallarının da çıkacağını aslında buradan söyleyebiliyoruz. Hatta müsaade ederseniz, özür dilerim sözünüzü kestim.
mühendisliklerin mühendisliği de çıkıyor. Mesela bir endüstri mühendisliği, endüstri sistem mühendisliği olarak bakmayı seviyoruz Yeditepe'de biz. Değişik mühendis gruplarının, mühendis olmasına da gerek yok, değişik meslek gruplarının bir arada nasıl çalışabileceğine dair bir üst mühendislik alanı olarak endüstriyi görüyoruz. Burada da işte üretim teknolojisine hakim olduğunuz gibi ürünün kendisine, hizmet edeceği sektöre, lojistiğine kadar bütün bir zincirin hepsini mühendis gözüyle, hesap kitabıyla yapabilmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla yani direkt olanlar haricinde indirekt mühendislik grupları da mutlaka ihtiyaca binaen çalışıyorlar. Endüstri mühendisliğini biraz daha sosyal alanlara yakın olduğunu söyleyebilir miyiz? Hem evet hem hayır. Mesela insan kaynakları departmanlarında da endüstri mühendislerini görebiliyoruz. Tabii, çünkü endüstri mühendisliğinin temel felsefesinin verim artışı. Bir işi daha verimli, daha az maliyetli, daha etkin şekilde yerine nasıl getirileceğini hesap etme mühendisliği olarak tanımlayabilirim. Öyle olunca da yani insan kaynağını da eğer bir kaynak olarak görüyorsanız onun da en verimli nasıl kullanılacağını bir endüstri mühendisinin gözünden planlamak daha doğru oluyor. Lojistik şirketin de aynı şekilde yapısı nasıl olmalı, üretim hattı nasıl olmalı. Hatta şöyle söyleyeyim, meslek hayatımda askeri teknolojilerin içerisinde saha planlamasında, lojistik planlamasında çok endüstri mühendisiyle birlikte çalışmıştım da var yani. Performans yönetimi de tabii ki burada etkin olduğu için insan kaynakları departmanında evet. Da bu gerekli. Dediğiniz gibi lojistik firmalar için de gerekli. Evet. Bol bol ihtiyaç olacaktır. Öğrenciler çekinmeden tercih edebilirler öyleyse. Kesinlikle. Birçok öğrenci de duyuyoruz şimdi programımız sırasında şahit olduğumuz konu var. Mesela tıp fakültesine puanı yetiyor. Bazı üniversitelerin çok yüksek puanı bilgisayar mühendisliğine de puanı yetiyor. Ve arada kalıyor. Aslına bakarsanız ikisi çok farklı alanlar. Birbirine ikame olduklarını çok söyleyemeyiz. Fakat bir nevi artık rekabet de var bu bölümler arasında. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Genel olarak şöyle söyleyeyim. Genç arkadaşlarımıza sevdikleri şeyin peşinden gitmelerini tavsiye ederim. Yani puanın yetmesi evet bir gereklilik. Yani puanın yetmediği yere tabii giremiyorsun. Ama eğer önünde bir yelpaze varsa onu mu seçeyim, bunu mu seçeyim? Öncelikle o meslek gruplarındaki kişilerle konuşmalarını tavsiye ederim. Örnek söyleyeyim, bilgisayar mühendisliği, ben çok küçük yaşlardan beri, ilkokulu bitirdiğim günden beri bilgisayar programcılığıyla uğraşan birisiyim. Programlama felsefesi, algoritma oluşturma gibi olaylar ciddi bir, nasıl söyleyeyim, kafanın farklı çalıştırmasına gerektiren şeyler. Eğer 18 yaşına gelmişseniz, liseyi bitirmişseniz ama tek satır kod yazmamışsanız, o zaman bilgisayar mühendisliğinin sizin için olup olmadığı konusunda sağlıklı bir karar vermek çok mümkün gözükmüyor. Doktorluk da yine çok değişik alanları olan, yani mikrobiyolojisinden tutun cerrahiye kadar, gözden tutun başka taraflara kadar geniş yelpazesi olan şeyler. O yüzden eğer daha önceden bir tecrübeniz, bilgi birikiminiz yoksa gidip bu işi yapan kişilerle konuşup beklentilerinizi gerçek hayata göre şekillendirmek önemli. Bunu yaptıktan sonra seçim daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Evet, hem mühendislik bilimlerinde, sayısal bilimlerde hem de aslında sosyal bilimlerde günümüzde çok yeni öğrenme ve öğretme metotları çıktı. Şimdi sizin de kendi alanınız tabii ki bir akademisyen olarak da aynı zamanda sormak istiyorum. Nedir bu yeni öğrenme ve öğretme metotları? Kendi uyguladığım, 2020'den beri uyguladığım bir yöntem söyleyeyim. 30 küsur yıldır eğitimci olarak çalışıyorum bu sektörde. Sahadaki mühendislik işlerimin haricinde. Şunu gördüğümüz durumlar oluyor. Artık o kadar çok konuyu öğrenciye 14 hafta içerisinde bir dönem içerisinde vermek zorunda kalıyoruz ki bunları alt alta yazdığınızda 14 hafta yetmeyecekmiş gibi gözüküyor. Öğrencileri de ambale etmememiz lazım. O yüzden klasik olarak hocanın tahtada bir şeyler anlattığı, öğrencilerin not tuttuğu, ondan sonra da bir sınavda ya da 2-3 sınavda, 1-2 ödevde bunların kullanıma sunduğu bir şey çok yavaş kalıyor artık. Onun yerine aktif olarak öğrenme işinin öğrenci tarafından gerçekleştirildiği, test ve değerlendirmenin ve pekiştirmenin de sınıfta yapıldığı, ters öğrenme, flipped learning denilen bir yöntem mesela. Sıkça kullanmaya başladım. Her derse uygun değil, bazı dediğim gibi yoğun derslere uygun. Bu gibi yöntemleri ve teknikleri de eğitim fakültelerindeki arkadaşlarımızla konuşarak, istişare ederek hayata sokuyoruz. Böyle olunca öğrenci olayı ders ve öğrenme zorunluluğu diye değil. Yani ortada kavranması gereken bir olgu var. Ben de buna talip olmalıyım. Talip hale getirdiler beni diyebilecek işin içine alma mekanizmaları var.
Bu bakımdan yeni öğrenme mekanizmalarını mühendisliğe uygulamak iyi oluyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Biz mühendisler genellikle hendeseden geliyor. Hesap etme yeteneğinden geliyor ama sonuçta da birilerinin ihtiyacını çözmemiz lazım. Dolayısıyla ellerimizi mutlaka yaptığımız işte kirletmemiz gerekiyor. O yüzden laboratuvar imkanları olan, gerçekten size ufak projelerle, gerçek hayat problemleriyle karşılaşmanızı sağlayacak bir eğitim mekanizması olmazsa olmaz mühendislik için. Yoksa eline bir cam flask almamış, iki tane kimyasalı bir araya koymamış, bir proses geliştirmemiş öğrencinin kimya mühendisiyim demesi mümkün değil. Bunun gibi her alan için bir şeyler söyleyebilirim. O yüzden uygulamalı olması, öğrenciyi bilginin içerisine çekmesi esas olan yöntemler. Bir şey daha söylemek istiyorum. Hem deprem gibi çok olumsuz şeyler geçirdik, hem Covid dönemi geçtiğimiz 3 seneye bir şekilde damgasını vurdu. Ama yine bundan yararlar da elde ettik. Yani eğitimin illa sınıf içinde yüz yüze olması gerekir mi sorusunun cevabı her zaman evet çıkmıyor. Genellikle evet çıkıyor ama öyle durumlar var ki artık yaygın yerinden katılımcı bir şekilde, uzaktan katılımcı bir şekilde de bunları yerine getirmenin yöntemleri ortaya çıktı. O yüzden eğitim sektörünün de kendisini buna göre adapte edip kendisini geliştirmesi gerektiği bir çağda yaşıyoruz bence. Evet, mühendislik bakış açısına değinmek istiyorum. Şimdi hatta pedagojide de bu söyleniyor. Çocuk yetiştirirken mühendis bakış açısı edindirmek veya bazı iş ilanlarında görüyoruz mühendislik bakış açısına sahip olan kişiler diye. Bize bu bakış açısını özelliklerini açar mısınız ve siz üniversitenize bunu nasıl kazandırıyorsunuz? Oo, çok güzel. Bu bir gün boyunca üzerine konuşabileceğim bir konu. Çünkü mühendislik bazılarına göre eksik düşünmeyi gerektiriyor. Bazılarına göre de fazla düşünmeyi gerektiriyor. Eksik düşünme derken eksik aramayı mı gerektiriyor yoksa? Evet ve hayır, onu da ikiye böleyim. Dediğim gibi çok deferatlı bir konu benim için. Örneğin fen bilimlerindeyseniz, matematik, fizik veyahut da derin kimyanın içerisindeyseniz oradaki virgülden sonra 16. hanenin bile önemi vardır. Ama bu kadar haneyle, bu kadar teoremlerle uğraştığınız zaman da pratikteki birisinin karşısına senin ihtiyacını çözen cihaz budur diye koyma süreleri gitgide uzuyor. O yüzden işin çok teferruatına değil de analitik bir düşünce yeteneğiyle en önemli ilk çözülmesi gereken problemler neler? Hangi noktadan sonra artık bu lüks olarak çözümün içerisine girmelidir diye bir ayrım yeteneğinin mühendislik bakış açısı olması lazım. O lüks diye sınıflandırdığımız şeyler temel bilimcilerin gözünde ya eksik düşünüyorsunuz dedirtebilecek şeyler. Ama öbür taraftan da sosyal bilim demeyeceğim, onun yeri ayrı ama kitlesel olaylara istatistiki olarak bakanların gözünden de fazla teferruata giren insanlar mühendisler. Dolayısıyla bunun bir alt limiti ve üst limiti oluyor. O ayarı tutturmak zor. Peki bunu biz nasıl kazandırıyoruz? Bu konuda bir parantez açmak istiyorum. Ülkemizde mühendislik eğitimini MÜDEK, Mühendislik Akreditasyon Kurumu Derneği tescilliyor. Onların koymuş oldukları bir mühendisin erişmesi gereken yetenekler nedir listesi var, 11 adet. Bunu da biz kendi içimizde kırdık Yeditepe Üniversitesi'nde. Her bölümümüz kırılmış halde 28 hedefi bir araya koymaya çalışıyor. Bunların içerisinde temel matematik ve bilimleri iyi kullanmak, simülasyon deney ortamlarıyla bir şeyi nasıl test edebileceğini görmek, kompleks projeler yapmak, disiplinler arası çalışmalar yapmak gibi hedeflediğimiz bir checklist var. Ve her öğrencimizin her ders bazında yetmiyor, her sınav ve her ödev bazında, o da yetmiyor, her sınavın hangi sorusu bazında hangi yetenekle ilişkilendirileceğine dair arka tarafta kocaman bir mekanizma çalıştırıyoruz. Dolayısıyla normal not transkripti, not karnesinin yanında öğrencinin bir de sahip olması gereken yeteneklere ne kadar erişti karnesini de öğrencinin görmediği şekilde arka planda tutuyoruz. Bu bize şunu da sağlıyor. Eğer bir yeteneğe öğrencilerimizi çıkartmakta, eriştirmekte zafiyetlerimiz varsa görüp onu da vaktinde sistem içerisinde düzeltme için bir fırsat da tanıyor. Bir şey daha eklemek istiyorum. Mühendis demek şu bakımdan da değişik bir şey. Bir mühendisin mesela hukuki sorumlulukları hakkında da bilgi sahibi olması lazım. Yine çok acı ama depremde gördüğümüz binalar inşaat mühendisleri eliyle tasarımları, planları yapılmış, hesapları yapılmış yapılardı. Dolayısıyla siz bir mühendis olduğunuz zaman can kaybına sebep olabilecek
veyahut da varlık kaybına sebep olabilecek şeylere imza atıyorsunuz. O yüzden sadece hesap değil, işin sosyal, kültürel boyutlarına da bakmak lazım, etik boyutlarına bakmak lazım, hukuk boyutuna bakmak lazım. Bunları da o checklistin içerisinde öğrencilerimize kazandırmaya çalıştığımız program detaylarında şekillendiriyoruz bir taraftan. Evet, aslında bu değerlere sahip çıkmak, etik değerlere bağlı olmak her bölümdeki yetişen öğrencilerde belki de edinilmesi gereken özelliklerden, aynı şekilde sizin için de öyle dediğiniz gibi hayati öneme sahip aslında. Evet. Şimdi mühendislik deyince üniversite sanayi işbirliğine değinmeden süremizi tamamlamak istemiyorum. Çünkü çok önemli uygulama alanı bulması, öğrencilerin sahada kendilerine yer bulması. Hem fakülteler bazında hem meslek yüksekokulları bazında sizde de var diye biliyorum. Sizin evet. Üniversite sanayi işbirliğiniz nasıldır üniversitenizde? Kendimden örnekleyerek söyleyeyim. Ben elektromanyetik teorisi öğreten bir öğretim üyesiyim. Elektromanyetik teorisinin en son noktası 1886'da kondu. 1886'dan beri teorisi gelişmeyen bir alanı öğretiyorum. Kendim hangi kitaptan öğrendiysem bugün öğrencilere o kitabın dışında verebilecek neyim var sorusuna çok büyük bir cevap var. Ben o kitapları okurken, üniversitede okurken cep telefonu yoktu. İnternet teknolojileri yoktu. Antenli uzay haberleşmesi bu kadar günümüzdeki kadar ayak altında değildi. Etrafını görüp kendi kendine kullanan arabalar söz konusu değildi. Ama teori aynıydı. Peki aradaki fark ne? Şimdi öğrenciye teoriyi öğretmeyeceğim diyemezsin ama eğer ben bir öğretim üyesi olarak bir ayağımı endüstrideki problemleri çözmeye koymuşsam, orada da aktif olarak çalışıyorsam, öğrencim mezun olduğunda nasıl bir ortamda çalışacağını da çözdüğüm örneklerle öğrencilerin neye dikkat etmesini ön plana çıkartarak, o deminki listede yukarıya doğru taşıyarak öğrencilerime de gerçek hayat problemleriyle karşılaşmada yetkin hale getiriyorum. O yüzden yani sanayi üniversite işbirliği sanayi için de gerekli. Bazı şeylerin akademik olarak irdelenmesi gerekiyor ama üniversite açısından baktığınızda sadece kendi duvarları içerisinde kalmış, sanayiyle ilişkileri oldukça zayıf olan bir mühendislik eğitimini son derece eksik görüyorum. Hatta son yıllarda 20 günlük yaz stajı kesinlikle yetersiz. Daha mümkün olsa mesela YTP Üniversitesi'nde zorunlu staj bir tanedir. Ama öğrencilerimiz 2-3 tane gönüllü staj yapmak istiyorsa da sigortaları vesaireleri üniversite tarafından destekleniyor. Meslek yüksekokulu bir kademe daha farklı. Onlar tasarım yapmak üzerine değil de yapılmış olan şeylerin teknik detaylarının uygulanması üzerine. Benim fakültem değil ama Meslek Yüksekokulu YTP'de bir Almanca eğitim yapıyor. İki, hem öğretim üyeleri, sektörden gelen kişiler hem de 3+1 dönem okuyorlar. O artı bir dönemini mesleki kuruluşların içerisinde staj olarak geçiyorlar ama biraz farklı bir uygulama var orada da. Mesleki staj yapılacak olan kurumlarda bir problemi nasıl çözdüğünü öğrencinin bitirme projesi olarak okula da sunmasını istiyoruz. Derslere de sayılıyor değil mi? Orada tabii, geçirdiği vakitler. Tabii. Evet. Yani öğrenciden gidip orada stajda sadece ayak işlerine bak, etrafı gözlemle değil. Müessesenin hangi problemine ne gibi bir katkıda bulundun diye bunu raporlamasını da istiyoruz. Bunu yapabilmek için de bunu değerlendirecek hocaların da o müesseseleri, yapılan işleri takdir edebilecek nitelikte olması lazım. Ve işbirliği halinde olması lazım. Aynen öyle. Evet. Şimdi son dakikalarımıza girdik. Öğrencilerimiz tabii tercih yapacaklar. Sizden tabii çok güzel dinledik mühendislik bölümünü. Ama son olarak onlara neler söylemek istersiniz? Neler tavsiye edersiniz? Dediğim gibi demin aslında ilk tavsiyeyi yaptım. Sevdiğiniz, gönlünüzün olduğu bir alana gidin. Puanı ondan sonra dikkate alın tavsiyem var. Ama onun ötesinde de şu tavsiyeyi bulunuyorum ama ters teper mi diye de korkarak söyleyeceğim. İstihdam aşamasına geldiğinizde, mezun olduğunuzda şunu bilmeniz lazım. Kimse kitaplarda bulunan problemleri çözmek için insan kaynağı tutmuyor. Aylık ücretle ona bir şeyler ödemiyor. Dolayısıyla kimsenin çözemediği, kitaplarda olmayan problemleri çözmek için bir eğitim almaları lazım. O da dediğim gibi ben öğrencime hangi bilgiyi değil, hangi yeteneği kazandırıyorum diye düşünen üniversiteler sayesinde olabiliyor. O yüzden tercihlerini yaparken yetenek temelli düşünen üniversitelere dikkat etmelerini